Bana şoförlükten hem aylık kazancım. Aylık kazancım şu an benim 48 eyaletteki sürüş süresi 44,5 saat sür, 45 mola ver. Hani benim en uzun yolculuğum. En uzun yolculuğum. Bulunduğun konumda bu meslek saygı görüyor mu? Şu yaptığımız meslek saygı ve sevgi görmüyor. Birinci sorumuz arkadaşlar, mesleğe nasıl başladın? Arkadaşlar ben okuldan çıktıktan sonra iş hayatına atıldım. Kamyoncuların durduğu, konakladığı kamyoncu lokantasında, dinleme tesisinde garsonluk yapmaya başladım. Orada bana bir heves geldi, bir istek geldi. Bu işi ben de yapmak istiyorum dedim. Çünkü hoşuma gidiyordu. O zamanlar böyle arabalar nerede? Mercedes 2521 nostalji, Ford Cargo, Ford 1200, 1210 Ford'lar vardı. Bu uzun burunlu manlar vardı böyle, bilmiyorum bilir misin, böyle tızızık tızızık ederdi böyle, acayip sesi vardı böyle, ciğerden sesi geliyordu. Sonra BMC Leyland'lar vardı böyle uzun burunlu. BMC Fatih'ler vardı, sarı burunlu Fatih. O arabalar vardı. Ben gelen kamyoncu abilerimden mesela arabalara ileri alınacak. Onlara rica edin. İşte beni de öğretin, işte ben alayım, ben edeyim. Benle beraber geliyorlardı. Şöyle yap, böyle yap. Bu şekilde ben kendimi orada geliştirdim arkadaşlar. Hoşuma gidiyordu o iş. Yani geliyorlar böyle tızık tızık abi, kar kar har har har. Arabayı çek lokantaya, hemen gel yemeğini ye, çayını iç. Oh, muhabbet, gırgır, şamata, arkadaş ortamın çok iyi. Yani o ortam benim hoşuma gidiyordu. O atmosfer beni çok etkiliyordu. Ama şükürler olsun ki ben o hayata, bu tırcılık mesleğine, bu tırcı ortamına, kamyoncu ortamına orada heves ettim ve azim ettim, hırs yaptım. Allah'a şükürler olsun ki ben de şu an bu direksiyona oturdum. Bu şekilde mesleğe atılmış olduk yani. Biz de tırcı olmuş olduk, kamyoncu olmuş olduk. Mesleğe nasıl başladım? Benim bilenler bilir, benim daha öncesinden pizza restoranım vardı. Bacanağımla ortak. North Carolina'da. Hatta bir gün oraya yolum düştüğümde de size oradan da video yapacağım. Beraber yapacağız videosunu. Ben orada tabii biz işimizi, gücümüzü götürürken da sonlara arkadaşlar geliyordu. Alaska Türkleri arkadaşlar geliyordu. Bunlar tabii takım şoför olarak işte North Carolina'dan Kaliforniya'ya gidip 5 gün içerisinde tripi tamamlıyorlardı, geliyorlardı. Ben de tabii bu adamlara zaman geldikçe, geçtikçe özenmeye başladım. İlk başta düşünmeye başladım. Sonra bu düşüncemi, yani kendi kendime düşünüyordum. Sonra bu düşüncemi sesli olarak düşünmeye başladım. Sonra bizim bacanağa bahsettim. O da kendince olur dedi. Ondan sonra gelen arkadaşlara, bu her hafta dükkanda toplanan gelen arkadaşlara bahsettik. İşte nasıl iş falan, yapabilir miyiz, edebilir miyiz? İşte çok güzel iştir, yaparsın şöyle böyle falan derken okula yazıldım. Tır ehliyeti okuluna yazıldım. Tır ehliyetini okula yazıldıktan tabii bir yanda pizza dükkanı var, bir yanda okul var. Full time alamadım. Part time olarak okula yazıldım. Sadece hafta sonları gidiyordum. 160 saati tamamlayıp pratiklerinizi geçip işte yazılı sözlü sınavlarınızı, her şeyinizi geçtikten sonra da ehliyetinizi alıyorsunuz. Ehliyet nasıl alınlara da bu şekilde cevap vermiş olalım. Mesleğe nasıl başladığındı? Hani neden başladın, nasıl başladığındı bu sorunun cevabı. İkinci sorumuza gelince arkadaşlar, ikinci sorumuz da aylık kazancın ne? Arkadaşlar Türkiye şartlarında aylık kazancım şu an benim 5 milyar maaş artı günlük 150 lira harcıra alıyorum. Mesela 3 gün kalıyorum yolda, 450 milyon yapıyor. Ben ne kadar çok yolda olursam o kadar çok fazla harcıra alıyorum. Benim aldığım maaş bu. İkinci soru aylık kazancın demiş. Ben şimdi, benim tırlarım var. Size şirket olarak aylık kaç para kazandığımı tabii ki söylemeyeceğim. Ama şirketin bu arabasını ben kullanıyorum. Bana şoförlükten bu arabadan kaç para kalıyor onu söyleyeceğim. Aylık kazancım 10 bin, minimum 10 bin dolar ila 16 bin dolar arasında gidip geliyor. Ne bileyim, o ay kişisel masraflarım biraz daha fazla oluyorsa ya da evle alakalı bir durum varsa onlara para harcıyorsam o şekilde yani gidip gelen bir durumu var. Aylık kazancımın. Neymiş? Sürüş süren. Sürüş sürem arkadaşlar. Şimdi sürüş süresi Türkiye'de 44,5 saat sür, 45 mola ver. 4,5 daha sür, bir 45 daha ver. Kanunen böyle olması gerekiyor. Yani 9 saat sür, 11 saat araban istirahat edecek, sen de istirahat edeceksin. Ama Türkiye şartlarında böyle buna uymak neredeyse mümkün değil. Yani bu sebzenin, meyvenin, gıdanın zamanında gitmesi gerekiyor. 11 saat yatma şansımız yok. Zaten bir araç 11 saat yatarsa o araç o çalışmayla ne borcunu ödeyebilir ne şoförün maaşını ödeyebilir. Türkiye'ye gelip de Türkiye'de hata yapmış bir kişi Avrupa'ya giremez. Takografı sağlam olması lazım. En azından 28 gün, 1 ay olması, öyle tahmin ediyorum. Hiç hata olmayacak takografında, sürüşünde. Ama Türkiye'de ne yazık ki bu kurallara pek uyan yok.
Yani ister istemez uyamıyorsun yani. O bir gerçek. Sürüş süresi demiş 3. sürede. Sürüş sürem bizde Amerika'da kara üzerindeki 48 eyaletteki sürüş süresi günlük 11 saattir arkadaşlar. Günlük sürem 11 saat. Çalışma süresi 14 saat. 3 saat arabaya her gün güne başlamadan önce muayene yapmak zorundasınız. Muayene listesinde işte frenlerden tutun camın çatlak mı, ne bileyim motoruna bakıyorsun, tekerleklerin dişlilerine bakıyorsun, fren pabuçlarının kalınlığı, işte ne kadar hava kaçırıyor frene bastığında, işte 60 saniyede ne kadar fren kaçırıyor, bunlara bakıyorsun, freni pompalıyorsun falan. Yani bayağı bir bildiğiniz, ne diyorsunuz siz Türkiye'de, hani o muayene istasyonu türev mi türgev mi öyle bir şey. İşte biz de burada inspection dedikleri, tırına 15 dakika, en az 10 ila 15 dakika arasında inspection yapman gerekiyor. İşte o 14 saatlik çalışma süresinin içerisinden gidiyor bu sıralar. Günlük sürüş sürem 11 saat. 3 saati çalışma, yük bağlama ve muayene ile geçiyor. 4. sorular yolların hakkında bilgi. Yolumuz çok iyi, geniş, eskisi gibi değil. Rahat rahat gidip gelebiliyoruz. Karayollarımız işte çalışıyor. Ha şunu söyleyeyim, karayollarına suçluyorlar. Ona da bir yer vereyim ben size. İşte yol açılmadı edilmedi. Kardeşim, bu kar yağışında baktın yol kapanıyor. Bir şeridi açık bırakacaksınız ki karayolları arkadan gelsin, yolunuzu açsın. Her şeridi kapatırsanız karayolun ekibi arkadaşları, karayollara kepçeleri nereden gelecek? Havadan beri mi gelecek? Onu da söylemiş olayım, aklınızda olsun. Kar yağdığı zaman da baktınız yol kapatıyor. 3 şeritli yolda 2 şeridi dolduruyorsanız 3. şeridi doldurmayın. Yani o şerit boş kalsın. Ambulans, itfaiye, polis, karayolları, herhangi bir araç rahatlıkla gelebilsin. Yollar hakkında bilgi demiş 4. soru. Ya yollar hakkında bilgi, hani Türkiye ile kıyaslayacak olursam mesela Interstate ve US Highway diye yollar var burada. Hatta ben bununla alakalı bir video yapmıştım kanalımda. Çok eski videolardan bir tanesidir. Amerika'daki yol sistemi diye. Bunu oradan da izleyebilirsiniz aslında. Yollar hakkında bilgi, şu anki durumunu zaten ön kameradan da görebildiğinizi düşünerekten. Yani nasıl söyleyeyim? Türkiye'den tek farkı aslında yolların biraz daha geniş ve trafik ışığı olmaması ulusal yollarda. Şimdi paralı otoban düşünün. Paralı otoban nasıl ki mesela otobana çıktığınızda gişeden gişeye galiba değil mi? Hani para ödüyorsunuz. Burada öyle bir şey de yok. Tabi paralı otoban var, aynen sistemi Türkiye'deki gibi, o farklı. Ama mesela North Carolina eyaletinden 40 numaralı yola girip de Kaliforniya'ya, yani kıtanın bir başından bir başına yaklaşık 4200 kilometre civarında bir yol. O yolda tek bir tane dahi trafik ışığı yok. Onun, yani bu sadece bir örnek. I-40 dedikleri 40 numara. Bu sadece bir örnek. Onun yanı sıra I-95 vardır. İşte New Hampshire'dan başlar. İşte Maine'den New Hampshire'dan başlar. Ta Florida'ya, Miami'ye kadar iner. Onun dışında I-90 dedikleri 90 numara vardır. Yine bir yakadan öbür yakaya, yani New York'tan başlar. Washington, Seattle'a kadar gider. Interstate ve US Highway. İkisi birbirinden farklı. Yollar hakkındaki bilgiye bu şekilde değindik ufaktan da olsa. En uzun yolculuğun, vallahi arkadaşlar en uzun yolculuğum malum Gürcistan Batum'a gittim. En uzun orada kaldım. Çünkü orası gümrüktü, sıraydı, şuydu, buydu, bayağı bir uzun kalıyor. En uzun, Türkiye içinde en uzun yolculuğum 3 gün veya 4 gün. İşte bir yerden bir yere gidiyorsun, oradan oraya geçiyorsun, oradan geri dönüyorsun. 3-4 günü buluyor. En uzun yolculuk demiş. Hani benim en uzun yolculuğum San Diego eyaletinden Massachusetts eyaletine oldu. Yaklaşık 3100 ya da 3200 mil civarında bir yol. O da 1.6 ile çarparsanız zaten hemen hemen 5000 kilometre yapıyor. O yolu da 4,5-5 günde gitmiştim. Burada hem hız limiti fazla hem de sürüş süresi fazla olduğu için ve de yollarda da çok fazla böyle oyalanmadığınız için trafik ışığıydı, normal trafikti falan. Çok rahatlıkla 4,5 günde falan yapabiliyorsunuz o yolu. 6. soru, bulunduğum konumda bu meslek saygı görüyor mu? Hayır. Şu yaptığımız meslek saygı ve sevgi görmüyor. Anlayış yok. Yani bizim insanlarımız bu tırcıları çok böyle hor görüyor. Tırcıları böyle katil gözüyle görüyorlar. Trafik canavarı gözüyle görüyorlar ama biz böyle değiliz. Biz kurallara her daim uyan, elinden geldiği kadar herkese asfalt karayolları üzerinde yardıma koşan, yardım eden. Mesela kar yağdığı zaman da biz mesela durduysak bir yerde, yol kapalıysa ufak araçlara, bineklere diyoruz ki işte eğer arabada çelik çocuk varsa, aile varsa buyursun gelsin aracımız da ısınsın diye teklif de ediyoruz. Yemek yapıyoruz, yemeğe davet ediyoruz. Çay yapıyoruz, çaya davet ediyoruz. Ama biz bunları yaptığımız takdirde, bunları yaptığımız halde bizi böyle kötüleyen, kötü gözle gören insanlarımız da var.
Yani tırcılara, kamyonculara saygı diye bir şey yok arkadaşlar. Olsa çok iyi olur bizler için. Altıncı soru, bulunduğun konumda bu meslek saygı görüyor mu? Buna şöyle cevap vereyim. Hani saygı görüyor mu? Şimdi ben hemen hemen bütün dorseleri, işte dryvan dedikleri kuru yük taşıdım. Şu anda bende var, onları hiç kullanmadım ama refrigerated dedikleri bu sizin Türkiye'de frigo dorse, kimisi thermoking diyor. O dorseyi taşıdım falan. Ondan sonra benim çok eski, yani kendimi aldığım çok eski bir dorsem vardı. Araba taşıdım. Step deck denilen bir dorse yaptım. Şu işe geçene kadar, yani şu dorsedeki işi, bu ağır işi yapana kadar saygı görmedim. Gerçekten saygı görmedim. Herkes böyle köpek çektiği zamanlar da oldu. Tabii cevabını aldılar. Yani çenemden az çok bilirsiniz, kimseye pabuç bırakacak bir çene yoktur bende. Cevabını aldılar ama şu dorseye, şu işe yaptıktan sonra çok gerçekten gerçekten ama saygı görmeye başladım. Yani dorsesine göre değişiyor diyelim saygı görme durumu. 7. soru, ailene vakit ayırabiliyor musun? Arkadaşlar ben çocuklarıma vakit hafta sonları ayırıyorum. Bir de bayramda, seyranda ayırabiliyorum. Yoldan geldiysem o gün akşam ayırabiliyorum. Haftada iki kez veya bir kez vakit ayırabiliyorum çocuklarıma. Onlar da zaten yaptığım işin farkındalar. Yani ben onlar için çalışıyorum. Onların yaşantısı için, onların geleceği için bu direksiyon başındayım. Gece gündüz yollardayım. Her şey çocuklarımız için, geleceği için. 7. soru, ailen ile vakit geçirebiliyor musun? Ailemle vakit geçirebiliyor muyum? Evde olduğum dönemlerde, yani eve gittiğimde ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama takdir edersiniz ki ben evden bir çıktığımda yaklaşık 20-25 bin kilometre yol yapmadan, aylık bazen 30 bin kilometre de oluyor. Bu kadar yol yapmadan eve gittiğim olmuyor. Eve gittiğimde de birkaç gün ilk başta biraz kendimi ayırmak istiyorum, dinlenmek istiyorum ama bu da mümkün olmuyor. Ev halkı, onlar da beni bekliyor. Gerçi hanım sağ olsun araba kullanabiliyor. Çocukları sosyalleşmesi babında işte gezmeye götürebiliyor falan. Kayınvalidem yardımcı oluyor bazı konularda. Ona da sağ olsun. Ben geldiğimde de, yani eve ben gittiğimde de hep beraber vakit geçirebileceğimiz bir yerlere gidiyoruz. Yani vakit geçirebiliyorum. Eve gittiğimde de nasıl diyeyim, biraz daha uzak yerlere, daha böyle görülesi enteresi olan yerler falan oluyor. Oralara gidiyoruz. Zaman zaman da bunu Instagram'da da paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz eve gittiğimde neler yaptığımı birçoğunuz görebilir. 8. soru, yoldaki ilginç anın. Yoldaki ilginç anım arkadaşlar, bir keresinde yolda Webosto çalışmadı karda. -8, -9'larda. O zaman soğukta yatıp uyumuştum ve çok perişan olmuştum. Yani mahvolmuştum o gün. O soğuk havada, karda, buzda Webosto çalışmadı. Soğuğa yattım, onu unutamıyorum. O çünkü benim içimde bir acı kaldı yani. Vallahi acı kaldı. Soru 8, yoldaki ilginç bir anı. Yoldaki ilginç bir anı. Vallahi hani ilginç oluyor şunda. Bir değil, birkaç tane oluyor. Mesela tepede Atatürk imzası var. Yan tarafta mesela Beşiktaş'ın kartalı var. Koyu bir Beşiktaşlıyım bu arada. Kaputun sağında, solunda BJK 1903 var. Bu BJK 1903'tü arkadaşlar, aracın kimlik numarası. Hani daha öncesinden 1903'tü ama aynı numarayı Pennsylvania eyaletinde aldığınız yeni bir tura koyamadığınız için bunun önüne dediler A ekle, B ekle, C ekle ama bunu yapamıyoruz artık dediler. Registration yaptırırken. Ben de dedim o zaman BJK 1903 olsun. Bu zaten ruhsata da o şekilde işletilmişti. Tepede de ruhsat var. Tepeye niye öyle yaptıysam işte orada duruyor. Bu şekilde hani insanlar böyle gördüğünde, korna çalanlar, resim çekmek isteyenler, ne bileyim, mesela en ilginç şöyle bir şey olmuştu. Yanlış olmasın, Kaliforniya'da bir askeri üste gittiğimde orada bir tane asker bana böyle yaptı. Allah Allah dedim, bana niye böyle yapıyor bu adam? Meğer İncil birlikte görev yapmış bu asker. Atatürk'ü de çok iyi bildiği için bana böyle geldi. Asker selamı verdi. Tabii nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü yanıma geldi. Daha sonra yükü yüklerken gördüm, tanıdım sonra. Hani selam veren asker olduğunu gördüm, tanıdım ve bana asker selam verdi. Orada bir hani gururum okşanmadı değil yani. Pozitif anlamda söylüyorum. 9. soru arkadaşlar. Eskiye dönsen tekrar bu işi yapar mısın? Yaparım abi. Geriye dönsem, mesela 20 yıl gerisine dönsem bu işini yapar mıyım? Yaparım. Çünkü ben bu işi yapmaktan zevk alıyorum. Yani ben şimdi gidip de bir fabrikada sabahtan akşama da diyelim çalışamam. Oturarak çalışamam. Bu işi yapıyorum neden? Hem geziyorum, değişik yerlere gidiyorum, yiyorum, içiyorum, eğleniyorum, yeni insanlarla tanışıyorum, çevre ediniyorum, piyasa ediniyorum.
bu iş böyle, bu işi seviyorum abi. Bu iş yapılacak bir iş. Herkese tavsiye ediyorum. Eskiye dönsen tekrar bu işi yapar mısın? Yaparım. Çünkü alıştık artık bir kere. 9. soruydu. Eskiye dönsem bu işi kesinlikle ve kesinlikle yaparım dostlar. Ama çok da uzun bir süre yapmam. Geldik sonuncu sorumuza. 10. sorumuza arkadaşlar. Bulunduğunuz ülkede ceza sistemi nasıl ve ceza yediniz mi? Arkadaşlar, bulunduğumuz ülkede ceza sistemi çok ağır. Şöyle ağır. Ya biz bazen süremiz yetmiyor. Mesela 45 dakika mola vermem gerekiyor. Yolun ortasındayım ben. Şimdi durmaya yer de yok. Duramıyorum. Böyle bir 10 dakika, 15 dakika gitmek zorunda kalıyorum. Ondan dolayı ceza yiyoruz süre aşımı. Radara girdin diyelim. Radara girdiğin cezalar da şeye bağlı. Hızına bağlı. Kaçta girdiysen ona göre ceza işlemi uygulanıyor. Ve 10 puan, 20 puan ehliyetinden gidiyor. Ve benim şu an 25 puanım kalmış. Onun için çok dikkat ediyorum. Ceza yememeye gayret gösteriyorum. Ve sorgulamalarda bir hatam olursa da polis abilerden rica ediyorum. Abim, benim ehliyet puanım az. Yani ben ekmeğimi buradan kazanıyorum. Yani benim ehliyetimden puan gitmesin diyorum. Bu şekilde Allah razı olsun, anlayışla karşılıyorlar ve bu şekilde de kendimizi idare ettirmeye çalışıyoruz yani. Türkiye'deki ceza şartları bayağı ağır abi. Bir kere ben EDS'ye girmişim Osmançık'ta, fark edemedik. 400 küsür lira bir geldi, 300 küsür lira bir geldi. Yani ben trafik cezası olarak çok büyük paralar ödedim. Yani insan fark edemiyor. Radar arabasını öyle bir yere koyuyorlar ki anlayamıyoruz, göremiyoruz. Tabelalar var ama her zaman radar olmuyor işte. Biz de ona kendimizi alıştıramadık. Büyük mevlalarda ceza ödedim ve hala da ödüyorum. İnanın ödüyorum. Soru 10. Ceza yedim mi? Ya da bulunduğunuz ülkede ceza sistemi nasıl? Ve ceza yediniz mi? Yedim. Ceza yedim. Hatta şöyle, az önce bahsettiğim step deck denilen bir dorsem vardı. Bulursam onun da bir görüntüsünü buraya koyacağım. Şimdi bu step deck denilen dorselerde şöyle bir durum var. Bu arada sorular bitti. Bunu da böyle katlayıp koyayım kenara. Step deck denilen dorselerin dingilleri, mesela şöyle düşünün. Birinci dingili, ikinci dingili. Şimdi bu dingiller birleşikken 17 ton yani 34 bin pound yük alabiliyorsunuz. Yalnız bu dorsenin altında sadece arka dingilinde bir kaydırgaç sistemi var. Bu sistem bu dorsenin tekerleğinin birbirinden ayrılmasını, aradan biraz fark olmasını sağlıyor bu şekilde. Yumruklarımı dingiller olarak görün. Ön dingil ve slide olan. Bu dingili en arkaya slide yaptığınız zaman yük alma hacminiz 40 bin pound'a çıkıyor. Yani 20 tona çıkıyor. Ve ben de o dorsaya yeni başlamıştım daha. Bir çimento fabrikasından yük aldım ve hemen telefonumdaki uygulamadan en yakın kantar nerede ona bak. Kantar dediğim özel kantarlardan bahsediyorum. Bu bahsettiğim olay da 2013 yılında, 2012-2013 yıllarında falan oldu. O kantardan önce de devlet kantarı varmış. Ben onu görmedim. Acemiyim, uygulamaya acemiyim, hani yollara acemiyim. Daha hani kariyerimdeki ne diyeyim ya birinci ayım ya ikinci ayım. Hani yalan olmasın, o zamanlarda kayınbiraderin arabasına çalışıyorum. Yani şoförlük yapıyorum. İşte maksadım hani çimento fabrikasından da tır durağındaki özel kantar ne kadar diyeyim size, böyle 15-20 kilometre. Bir çıkış öncesinde de devlet kantarı var. Devlet kantarına da girmeden önce o dingili kaydırmanız gerekiyormuş arkaya. Ve benim arka 34.000 basacak olan dingiller 37.000 pound, 38.000 pound basıyordu. Bu da birleşikken ceza anlamı. Ben bunu ayırabilseydim 40.000 pound limitim vardı. Dedim yani ben yeni şoförüm, tolerans geçemez misiniz? Dediler ki olmaz. Dedim en yakın kantar burasıydı. Hani nasıl yapacağız? Hani bu nasıl bir durum olacak? Hani en azından sonrası için söyleyin bana. Dediler ki 100 mil geride dahi olsa, 160 kilometre bu kantara girmeden önce oraya gideceksin, tartılacaksın, durumunu legalleştirip buraya öyle geleceksin. Bak 160 kilometre dahi diyor geride olsa oraya gideceksin. Gerçi orası South Dakota eyaleti var, orada olmuştu. Velhasıl böyle yani cezanın miktarına gelecek olursak da yaklaşık 1680 dolardı arkadaşlar. 1680 dolar. 10 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdi o cezalar 2000 dolar civarında olmuştur. Yani fazla bir artış göstermiyor ama şu pandemiden dolayıdır bu cezalar ne duruma geldi, ne kadar arttı, nasıl arttı gerçekten hiç bilmiyorum. Sorularımız bu kadardı. Biraz soru uzun oldu ama hakkınızı helal edin. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'den selamlar. Neyse, bu da böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videoda diyorum. Hadi in bye.